arkadaşlar. Bu dersimizde, bu video dersimizde Hilmi Yavuz'dan bahsedeceğiz. Hilmi Yavuz, Türk Edebiyatı'nın en donanımlı isimlerinden birisi. 1936 doğumlu şairimiz. Yaşayan en büyük şairlerimizden, en büyük Türk şairlerinden birisi olarak yer almaktadır. Varlığını çok şükür ki korumaktadır. Şimdi en donanımlı isimlerden birisi dedik. Bu nereden geliyor? Öncelikle bu künyeyi verelim. Kabataş Erkek Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini yarıda bırakıyor. Yurt dışına çıkıyor. BBC'nin Türkçe bölümünde görev alıyor. Daha sonra Londra Üniversitesi'nde felsefe okuyor. Yurda döndükten sonra çeşitli işler yapıyor. Yayın evleri, dergiler vesaire gibi yazı çalışmaları yapıyor. Bunun yanı sıra biz onu akademisyen olarak görüyoruz. Önemli Türk üniversitelerinde Mimar Sinan Üniversitesi gibi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi ya da Boğaziçi Üniversitesi gibi çok önemli üniversitelerde görüyoruz. En sonunda da hala devam ettiği, ayrılmadıysa eğer, Bilkent Üniversitesi'ndeki çalışmalarıyla, akademik çalışmalarıyla kendisini tanıyoruz. Şiir dünyası ve edebiyat dünyasına kattıklarının dışında. Şimdi şöyle bir bakalım beraber isterseniz, Hilmi Yavuz kimdir? Türk Edebiyatı'na nasıl katkılarda bulunmuştur? Öncelikle sanatçımızın başlangıçta ikinci yeni akımından etkilendiğini ve onun imgeci dünyasından yararlanarak bu tarzda kapalı anlatıma sahip şiirler yazdığını söylemek mümkün. Sanatçımız daha sonraki yıllarda geleneğe yöneliyor. Gelenekte özellikle divan edebiyatından yararlandığını söyleyebiliriz. Türk edebiyatında, Türk şiirinde Yahya Kemal'den sonra divan edebiyatına yönelen nadir isimlerden ve bunda başarılı olan nadir isimlerden birisidir Hilmi Yavuz. Gelenekle onun önemli bir özelliği, bu gelenekten yararlanışıyla sanatçımızın çağdaş bakışı bir araya getiren, kaynaştıran ve kendine özgü bir dil oluşturmayı başarabilen ender isimlerden birisidir. Sanatçımız biraz iyi yakalama çabası içerisindedir. Öyle ki mümkün olduğunca az ve öz kitaplar çıkartmaya çalışmıştır. Bunu da belirtmek istiyorum. Eser sayısı çok fazla. Bu bizi yanıltmasın. Bu söylediğimle çelişki varmış gibi düşünmeyin. Bunca zamana bu kadar eserin de az olduğunu söylemek mümkün. Evet, sanatçımızın öne çıkan özelliği özellikle İslam mistisizmine yönelmiş olmasıdır. Özellikle tasavvuftan yararlandığını, hatta kendine özgü bir, bu tasavvuf alanında kendine özgü bir sözcük dağarcığı geliştirdiğini söylemeliyim. Şimdi öncelikle şiirlerinde şekle önem veriyor sanatçımız ve şiir dilini özellikle de ikinci yeniden ve tasavvuftan, divan edebiyatından beslenmesini de düşünürsek şiir dilini ustaca kullandığını söyleyebiliriz. Eserlerinde özellikle tarihi kelimelerden, türkü ve halk deyimlerinden yararlanmıştır. Mümkün olduğunca kelime oyunları yapmıştır. Bunu belirtelim. Şimdi eserlerine bakalım beraber. Çokça eserimiz var bu titizliğe rağmen. Bakış Kuşu, Bedreddin Üzerine Şiirler, Doğu Şiirleri, Yaz Şiirleri, Gizemli Şiirler, Zaman Şiirleri, Söylen Şiirleri, Ayna Şiirleri, Hüzün Ki En Çok Yakışandır Bize, Gülün Ustası Yoktur, Erguvan Şiirler, Çöl Şiirleri, Akşam Şiirleri, Yolculuk Şiirleri, Hurufi Şiirler, Büyüsün Yaz. Şimdi özellikle ben burada Doğu şiirlerine bir yıldız atıyorum. Hüzün Ki En Çok Yakışandır Bize, Gülün Ustası Yoktur, Hurufi Şiirler ve Büyüsün Yaz şiirlerini özellikle yıldızlı olarak sizlere gösteriyorum. Bunun dışında anı günce türünde de sanatçımızın eseri var. Geçmiş Yaz Defterleri, Ceviz Sandıktaki Anılar, bu türdeki ve Bulanık Defterler, bu türdeki sanatçımızın eserleri. Evet, sanatçımızın Türk şiirine, Türk edebiyatına katkılarının büyük olduğunu söylemek mümkün. Umarım Hilmi Yavuz'la alakalı bir fikir edinme fırsatımız olmuştur bu videoyla. Diğer videolarımıza da göz atmanızı tavsiye ederim. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bana yönlendirme yapıyor, yön veriyor. Bunu da bilin istiyorum. Başarılar.